Akut ve kronik orta kulak enfeksiyonlarının tedavisinde şahsi yaklaşımımı anlatmaya çalışayım. Aslında bu temel olarak çok büyük bir değişiklik ifade etmiyor. Özellikle akut orta kulak enfeksiyonlarında. Çünkü temel olarak biliyoruz ki bakteriyel ve viral ajanlar tarafından yapılıyor. Esasen ilk hemen daima başlangıcı viral enfeksiyon şeklinde bir üst solunum yolu enfeksiyonunu takiben başlıyor. Onun arkasından bir bakteri ekleniyor. Gerçi bir bakteri dedim ama temel olarak bildiğimiz 3 tane en sık görülen bakteri var. Adını burada anmaya çok fazla gerek görmüyorum. Dolayısıyla bu tür akut orta kulak enfeksiyonlarının tedavisinde temel prensibimiz erken evresinde yani viral evresinde burun açıcı ilaçlar kullanmak. Belki ağrısı, ateşi varsa hastanın bunları düşürmek ki bu daha ziyade çocukluk döneminde hatta diyebiliriz ki çocukluk çağında mutlaka her çocuk en az bir kere bir orta kulak enfeksiyonunu hafif ya da orta şiddette geçirebilir. Ve viral enfeksiyon aşamasında dediğim gibi burnu açıcı ilaçlar, varsa ateşini, ağrısını kesici ilaçlar kullanılır. Burada antibiyotiğin önemli vurgulamak gerekir ki bu aşamasında antibiyotiğin yeri yoktur. Ne zaman antibiyotik gerekir? Antibiyotik ateşinin düşmemesi, hatta 2 gün kadar düşmemesi, 37'nin kulaktan ölçülmesi koşuluyla 37,5'un üzerinde ateşin devam ediyor olması, ilaçlara rağmen, ateş düşürücü ilaçlara rağmen ateşinin yükselme eğiliminde olması sonucunda veya durumunda bak antibiyotikleri kullanmaya başlarız. Şimdi burada antibiyotik kullanmaktaki temel amaçlardan bir tanesi bakterilerin yok edilmesidir. Demek ki antibiyotik doğrudan doğruya bakteriye hitap eden ya da etki eden bir molekül olduğuna göre virüs aşamasında vermememizin sebebi özellikle budur. Yani karşısında bir bakteri görmezse antibiyotik fayda etmeyecektir. Onun dışında antibiyotiki vermeye başladığımız zaman da olması gereken etkinlikteki antibiyotiği olması gereken süre vermek mutlaka ve mutlaka gereklidir. Yani burada ne yapılması gerekiyor? En az 10 gün süreyle, tabii alerji veya başka bir rahatsızlık yapmamış olması koşuluyla, çünkü vermekte olduğunuz molekülün yani antibiyotiğin ajanın alerji yapma, bağırsakları bozma, başka türlü yan etkiler yapma ihtimali de vardır. Yan etki yapmamış olması koşuluyla en az 10 gün süreyle çok muntazam olarak kullanılmasını önermek veya hasta ailesine, hastanın kendisine söylemek durumundayız.